Günaydınlar efendim. Herkese hayırlı sabahlar dileyerek programımıza bugün de başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Rabbime hamd ediyorum. Bugün de bu ekranlarda bizleri buluşturduğu için yine Rabbime hamd ediyorum. Hakka ve Allah'a hizmeti bizlere nasip ettiği için diyelim. Ve bugün yine çok güzel bir konu ve iki konukla birlikteyiz. Çankaya Vaizesi Doktor Gülay Bilgin hocamız, ilahiyatçımız buradalar. Psikolog Didem Tekin Meriç de buradalar efendim sizler için. Peki bizler neyi konuşacağız? Günümüzün içinde, hayatımızın içinde, ailemizin içinde ne varsa konulara tek tek değinmeye gayret ediyoruz. Bugün eleştirmeyi konuşacağız. Eleştirilmeyi konuşacağız. Acaba fıtratımızda mı vardır eleştirmek? Ve eleştirildiğimizde ne hissediyoruz? Yapıcı eleştiri nedir? Acaba yıkıcı eleştiri nasıldır? Ve biliyoruz ki toplum içinde yaşarken, aile içinde yaşarken çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Bazen çok moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz, alınıyoruz ve güceniyoruz. Peki bütün bunların karşısında acaba nasıl eleştiri ahlakımızı geliştirebiliriz de maruz kaldığımız olumsuz davranışlardan kurtulabiliriz diye konuşacağız bugün. Ve tabii ki sizler sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesaplarından sizlere kulak vermeye gayret edeceğiz diyelim. Efendim ben yerimi alırken sizler soluksuz reklamsız bir Yeni Güne Merhaba'ya tekrar hoş geldiniz efendim. Başlayalım. Kıymetli konuklarım, hoş geldiniz. İki tane zarif ve güzel bir hanımefendiyi ağırlıyoruz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, iyiyim. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim, çok şükür. Didem Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Güne Merhaba'da ilk kez ağırlıyoruz sizi. Evet, daha önce ev halinde misafir olmuştuk. Burada ilk defa. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ve bu ekranlardan iyiliğimiz inşallah izleyenlerimize sirayet etsin. İnşallah. Konumuz önemli hocam, hepimizi ilgilendiriyor. Biraz yapıcı yanı ağır basacak programın ama tabii ki yapmak için önce bir bozuk yerleri görmek lazım ama eleştirmek fıtratımızda olan bir şey mi? Bir de eleştiri ahlakı üzerinden gideceğimiz için eleştirmenin ahlaklısı ahlaksızı gibi bir kavram ayrımına gidecek miyiz hocam? Öncelikle hayırlı sabahlar demek istiyorum ben de. Eleştiri aslında hani çokça üzerinde konuştuğumuz ve kimi zaman yapmaktan zevk aldığımız, kimi zaman da kendimize yapılmasından hoşlanmadığımız bir durum. Ama biz tabii her konuda olduğu gibi eleştirinin de içinde bir ahlakı barındırması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü içinde ahlakın olmadığı, gerçekten iyi niyetin olmadığı bir eleştiri de hedefine ulaşmıyor. Amacı gerçekleştirmiyor. Şöyle diyebiliriz belki, yani eleştiri gerçekten olmalı mı? Bizim dinimizde ve kültürümüzde eleştiri var mı? Belki buralardan başlamamız gerekiyor. Evvela şunu söylememiz belki isabetli olur. Eleştiri olmalıdır. Doğru eleştiri insanı gerçekten yanlışından dönmesinde ya da bir takım hatalarından vazgeçmesinde katkısı olan, aslında çok önemli bir katkı da diyebiliriz eleştiriye. Fakat biz galiba eleştiriyi hakkaniyetli yapmıyoruz. İtirazımız da buna. İçinde iyi niyet barındırmayan, içinde gerçekten hani karşımızdakini sadece yermek, yaralamak ya da yaranmak için yapıyorsak bunun adı eleştiri değildir. Buna başka bir belki isim koymamız gerekiyor. Çünkü eleştiri bir defa nereden başlıyor biliyor musunuz? Öz eleştiriden başlıyor. Yani kendini eleştiremeyen, kendi hatasını göremeyen bir insanın bir başkasının hatasını görmesi ya da eleştirmesi ne kadar hakkaniyetli olur? Hatta Allah Resulü'nün bir sözü burada çok bence anlamlı olacak. Diyor ki, bir kardeşinizin hatasını fark ettiğinizde kendi yanlışınızı hatırlayın. Evet. Yani karşımızdakinin hatasını fark ettiğimizde dönüp kendimize bakmamız gerekiyor evvela. Acaba o yanlıştan, o hatadan bende var mı? Varsa şayet ben kendimi düzeltmeden başkasına nasıl bir değişikliğe sebep olabilirim ki? Biz sadece olumsuz konuşmayı da eleştiri olarak algılıyoruz. Oysa eleştiri dediğim şeyin içerisinde aslında olumlu olan ifadeler de var. Hatta önce olumludan başlamak. Kimin hoşuna gider sadece böyle olumsuz ifadeleri duymak? Yani
sadece hataları ve kusurların gözükmesinden hiçbirimiz hoşlanmayız. Evet. Evvela karşımızdaki insanın hatalarıyla, kusurlarıyla, her yönüyle, güzellikleriyle, eksiklikleriyle fark etmemiz gerekiyor. Ve kendimizi ve kendi nefsimizi de bu anlamda bir nefis muhasebesine çekmemiz lazım. Buralardan başlamadığımız zaman sadece böyle bir hani üst bir perdeden, üst bir konuma kendimizi getirerek karşımızdakini sadece işte şuran eksik, buran yanlış dediğimiz zaman bu hakkaniyetli olmaz, bu karşı tarafta bir değişikliği olmaz ve bu samimi olmaz. Bizim bugün yaptığımız eleştiri bu. Bunu biz sosyal medyadan da yapıyoruz. Bunu komşumuza da yapıyoruz. Bunu arkadaşımıza da yapıyoruz. Ve bu maalesef insanlar arası ilişkileri zedeleyen, koparan ve tamamen insanları birbirinden uzaklaştıran bir faktöre dönüşüyor. Dolayısıyla eleştiri, inşallah bugün hem başlıklarımızı koymuş olalım, öz eleştiriden başlayalım. Eleştiri üslubunu konuşalım. Nasıl eleştirmeliyiz? Ve dinimizdeki eleştiri örnekleri. Yani Efendimizin hayatında bunlar var mı? O nasıl yapmış? Bunları doğru bir şekilde yerli yerine koyarsak inanıyorum ki o zaman eleştiri bizim için olumlu bir şeye dönüşecek. Bizi geliştiren, eğitmen olacak. Tabii geliştiren bir bir duruma bizi götürecek ama öbür türlü sadece ilişkileri koparan bir faktöre dönüşebilir. Biraz o zaman eleştirmenin kendisini açalım. Öz eleştiriye de vurgu yaparak. Şimdi bir de haddimiz mi? Neyi eleştirdiğimiz, kimi eleştirdiğimiz? Bunlar da çok önemli. Eleştirinin bir sınırı ve haddi hududu vardır diye düşünüyorum ben. Hiç bizim işimiz olmayan, burnumuzu sokmamız gereken meselelerde yorum yapar olduk. İşte fikir beyan eder olduk. Çok kıymetli biliyoruz, ordinaryüs olmuşuz. Her şeye hakimiz. Herkese eleştirir olduk. Ama tanıdığımız tanımadığımız herkesin hakkında konuşur olduk aslında. Gıybet yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz, aşağılıyoruz. Hay ben eleştirdim canım, niye alınıyor gibi. Ve bir kapak koyduk üzerine. Hiç eleştiriye açıklayayım. Evet. Eleştiri gerçekten ne? Ne eleştiri, ne gıybet, ne aşağılama. Bir ayıralım şöyle de aslında sen eleştirmiyorsun, gıybetini yapıyorsun bak bu kişinin diyebilme edinimini de alalım bugün buradan. Evet. Yani eleştirinin aslında kelime anlamı olumlu ve olumsuz yönleri gösterebilmek için incelemedir. Yani incelemek aslında, yani Türk Dil Kurumu bunu bir inceleme olarak değerlendirmiş ve eleştiri genellikle edebi olarak da yapılan bir sanat aslında. Yani hem insanı hem eseri hem durumu, yani birçok şeyi eleştirebiliriz. Ama bunun bir yöntemi var aslında. Yani biz eleştirirken her şey hakkında konuşabilme hakkını kendimizde görüyoruz ama bence öyle değil. Biz aslında olumsuza yönelik bir eleştiri yapıyoruz. Bizim direkt aklımızda eleştiri dediğimizde geçmişte yaşadığımız bize yöneltilmiş eleştiriler, bizim başkalarına yönelttiğimiz eleştiriler hep bu olumsuzluklar üzerinden gidiyor. Aslında bizim beynimizin çalışma yöntemiyle de çok alakalı. Biz hayatımızda olumluları olması gerekenler, görevler olarak adlandırıyoruz. Olumsuzları da hayatımızda bir peak noktası olarak değerlendiriyoruz. Çok önemli bir şey olarak değerlendiriyoruz. Onun mutlaka ama mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Aslında tahammülümüz yok. Olumsuz hiçbir şeye tahammülümüz yok. Bunu kendi yaşantımızdan da gözlemleyebiliyoruz. Mesela öğrencilik hayatımızda bir dersten düşük aldık mı? Ya niye? Ben çok kötü bir öğrenciyim o zaman. Direkt kendimize yönelik, yani saldırı gibi başlıyoruz. Ya da işte kırmızı ışıkta mı durduk? Hep bu kırmızı ışıkta beni buluyor gibi. Hep olumsuzlardan başlıyoruz ama olumluya yönelmiyoruz. Üniversite döneminde bir araştırma yaptık. Aktör observer efekt diye bir etki var. Yani araştırılmış. Bunun Türkçesi de aktör kişi, hani başroldeki kişi, bir de gözlemci etkisi deniliyor buna. Biz bununla ilgili bir ölçek oluşturduk ve üniversitedeki bütün öğrencilere biz bu ölçeği dağıttık. Psikoloji öğrencileri olarak. Şu sonuç çıktı. Aktör olduğumuzda, olayın başrolünde biz varsak diyoruz ki ya durumlar, şartlar, o şöyle yaptı, o yüzden böyle oldu. Yani olumsuz olan şeyi açıklama getirirken hep etraftaki durumları, şartları söylüyoruz. Ama bir başkasına yönelik, yani gözlemci olduğumuzda, eğer ki olumsuz bir şey yaptıysa, kötü bir şey yaptıysa direkt kişiliği ve karakteri hedef alıyoruz. Tabii, o pis bir insandır zaten.
Ya da o kötü bir insandır zaten. Ya da o tembel bir öğrencidir zaten. Yani direkt kişiliği, karakteri, o kişinin benliğine saldırıda bulunuyoruz. Ama kendimize gelince o kadar korumacıyız ki diyoruz ya hayır, ben aslında o gün otobüsü kaçırdım, o yüzden sınava yetişemedim. Yoksa ben tembel bir öğrenci değilim. Otobüs suçlu diyoruz. Ya da vasıtalar suçlu diyoruz. Yani hep o aracıları suçluyoruz. Şunu gördük. Aslında bir başkasını eleştirirken çok cömert davranıyoruz. Yani her şeyi kendimize cimriyiz değil mi? Övgü konusunda da cimriyiz. Yani bazen kendimizi de yapıyoruz ama bunu kimseye göstermeden, kimseye söylemeden, kendimizi yaralamadan aslında hani başkalarına kendi olumsuz yanlarımızı göstermeden yapıyoruz. Bu noktada bence hani neyi eleştirmemiz gerekiyor? Olumluya dönüştürmeye yönelik bir eleştiri yapmamız gerekiyor. Ve yani başka bir yerde siz benim muhatabımsınız ve ben size bir eleştiride bulunacağım ama bunu tutup bir başka bir yerde başka kişiye söylediğimde ya ben onu eleştirdim olmuyor. Ya da olumluya yönlendirecek bir durum olmuyor. Ya da ben sizin kişiliğinizle ilgili sen şöylesin dediğim zaman hani hakkaniyetli, doğru ya da yönlendirici bir sizi doğruya yöneltecek ya da başkasını doğruya yöneltecek bir eleştiride bulunmuş olmuyoruz. Yani eleştiri aslında bizi iyi yerlere getirmesi için yapacağımız bir şey olmalı. Ya da çevremizdeki insanları doğruya yöneltmek amaçlı olmalı. Güzel şeyler yapmaya yönelik olmalı. Biz sadece yaralama amaçlı yaptığımızda tabii ki hedefine ulaşmayacak. Artı bir de tam tersi yönde bir gelişme olacak. Çünkü olumsuz bir pekiştireç vermiş olacağız. O beni böyle eleştiriyorsa, demek benim iyi bir yönüm yoksa tamam ben de bundan sonra kötü olurum. Kötü davranırım. Evet. Kışkırtan bir yanı olmuş. Tabii. Yani inatlaşmalara çok fazla gidebiliyor. Yani. Burada hani eleştirildiğinde insan şimdi eleştirdim diyor ama diyor fayda etmedi diyor. Mesela eşler arasında çok olur, inatçı diyor. Eleştirdiğinde şunu söylüyor. Bir de eleştiri ahlakının kendisine var olduğunu düşünerek eleştirdim diyor. Sonra oh ya içimde kalmadı, vallahi şurama gelmişti diyor mesela. Bir eleştiri insanda böyle bir söylemem lazım şeklinde bir hınç bırakır mı? Eleştiri kin ve hınçla mı yapılan bir şey aslında değil mi hocam? Çok farklı bir şey. Çok farklı. Efendimiz de muhakkak eleştirilmiştir ve de eleştirmiştir. Biraz evet. Efendimizin özelliklerinden çok unuttuk. Bunları hatırlamak lazım bu çağda özellikle. Şimdi istersen bir öz eleştirilen başlayalım. Şimdi eli eleştirmeden özümüzü bir eleştirelim. Yani öz eleştiri. Çünkü bence en büyük eksiğimiz o. Yani öz eleştiri eski hani ifadeyle nefis muhasebesi denilen bir şey vardı. Bakın nefis muhasebesinden, öz eleştiriden yoksun bir insanın başkasını eleştirmesi bir defa daha kolay. Çünkü en ufak bir değişikliği bile kendi nefsimizde değiştirmek ne kadar zor. Yani ufacık bir alışkanlığı bile hadi değiştirmeye bakın. Gerçekten çok zor. Dolayısıyla öz eleştiri nedir? Yani bence buradan başlayalım Tuğba. Nedir hocam öz eleştiri? Şimdi öz eleştirinin herhalde en güzel tarifi Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında vardır. Malum Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bize olayları anlatırken oralardan çıkarmamız gereken dersleri de beraberine getiriyor. Yunus Aleyhisselam kavmiyle yaşamış olduğu o sıkıntılı ve mücadele döneminde kavmini suçlamıyor. Yunus Aleyhisselam'ın herkesin bilmiş olduğu bir duası da vardır. Der ki, La ilahe illa ente, inni küntümüne zalimi. Çok güzel bir duadır. Ne kadar güzel bir duadır. Ve öz eleştirinin, yani çünkü orada Yunus Aleyhisselam diyor ki, muhakkak ki ben zalimlerden oldum diyor. Yani karşısındaki toplumu, o gelmiş olduğu kavmi eleştirmiyor. Kendini eleştiriyor. Ve eleştiriye nereden başlıyor? La ilahe illa ente. Yani tevhidle başlıyor. Demek ki o zaman bugün biz hani maddeleri çıkaracak olsak, bugün ekran başında belki o maddeleri yazan seyircilerimiz vardır. Eleştiri, öz eleştiri tevhidle başlar. Çünkü biz şunu biliyoruz. Mükemmel olan, yanılmayan, mutlak surette sadece Cenab-ı Hak'tır. Peygamberler dahi, yani bir peygamber bile inni küntümüne zalimin,
ben zalimlerden oldum diyebiliyorsa... Vay bizim halimize hocamız. Biz bakın hani şu soruyu kendimize sormamız lazım. Biz nefsimiz için bunu hiç diyebildik mi? Halbuki nice zaman zalimlerden olduk, nice zaman haksız olduk. Çoğu zaman belki nefsimize uyarak, şeytana uyarak, heva ve hevesimize uyarak ne kadar haksızlıkta bulunduk. Yani bunu düşündüğümüz zaman buluruz hakikaten. Dolayısıyla hani maddelerin birincisi öz eleştiri tevhidle başlar. Biliyoruz ki kusursuz olan, eksik olan mutlaka Cenab-ı Hak'tır. Hazreti Adem'i hatırlayın. Araf suresinde yanılmıyorsam orada Cenab-ı Hak diyor ki, Hazreti Adem diyor ki daha doğrusu onun lisanıyla biz nefsimize zulmettik diyor. Evet. Yani biz nefsimize zulmettik. Yani dönüp nefsine sen hata yaptın ey nefis sen burada kusurlusun eksiksin. Biz bunu diyebiliyor muyuz ki bir adım öteye gidip başkasını acımasızca hatta bazen ben eleştiri de demiyorum ona infaz yaparak. Şimdi bir örnek vereceğim. Mesela bir insanı kalkıp eleştiriyoruz. İşte başını bağlamış ama güzel bağlamamış. İşte şunu giymiş ama olmamış. Ya olandan niye başlamıyoruz ki? Bir tanesini yapmış. Yani olandan zaten elimizde var olandan başlamayarak eksikten. Eksik olabilir, tamamlanması gerekebilir, kusur olabilir. Yanlış da olabilir. Yanlış da olabilir. Ama mesele burada... Bir, kendi nefsimizi, hani tekrar Efendimizin sözünü ben burada hatırlatacağım. Ne olursunuz bugün bunu yani ruhumuza ve aklımıza kazıyalım. Bir kardeşimize bir kusur fark ettiğimizde, ki fark ederiz çok kolay. Hele başkasında. Radar gibi gözlerimiz ya. Hele başkasında. Böyle çekiyoruz. Ama o zaman diyor, nefsindeki, kendindeki hataları bir gör. Çünkü bir bakacaksın ki belki onu eleştirdiğin şeyin aynısı hatta fazlası sende var. İşte burada öz eleştiri çok kıymetli. Hatta öz eleştirinin devamı belki tevbe kavramıyla izah edilebilir. Çünkü hatasını görmeye nasıl tevbe edecek ki? Evet. Önce hatanı göreceksin, hatanı fark edeceksin. Tevbe Allah'ın kuluna, kullarına açmış olduğu sonsuz bir kapı. Yani hatalı olabilir, kusurlu olabilir. Eleştirdiğimiz bir insan nereden biliyoruz ki öyle bir tövbe yapacak ki belki Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul edecek ve o senden benden hepimizden daha üstün bir noktaya gelecek. Dolayısıyla Allah'ın kullarına açmış olduğu kapıyı hiçbir beşer kapatamaz. Tövbe bu kapıdır ve bu kapı ölünceye kadar açık bir kapıdır. Bize düşen de kendi nefsimizden başlayarak oradan hareketle bir noktaya gitmemiz. Kendinden başladığı zaman kişi yani ben zalimlerden oldum diyen bir peygamber varsa onun ümmeti olan Müslümanlar, müminler önce kendi nefislerine bakacaklar. O zaman doğruyu bulurlar ki biz bunu dediğim gibi Yunus peygamberde görüyoruz, Hazreti Adem'de görüyoruz, Efendimizin hayatında görüyoruz. Yani bunları bu örnekler bize aynı zamanda işte o konunun başında senin ifade ettiğin ahlak dediğimiz işte eleştiri ahlakının da temellerini veriyor, prensiplerini veriyor. O zaman insan haddini biliyor. Haddini bilen insan ona göre davranıyor. Geçenlerde Molla Gürani hani Fatih'in hocası Molla Gürani'nin hayatını okuduğumda ilginç bir şeyle karşılaştım. Biliyor musun Molla Gürani... Defnedileceği zaman yani vefatından sonra şöyle bir vasiyeti varmış. Kendisinin bir sala konularak bir şeyin üzerine konularak mezara sürünerek sürüyerek götürülmesini istiyor. Yani bu nasıl bir nefsi ayaklar altına almadır? Omuzlarda değil. Değil. Şu mesajı veriyor. Yani Molla Gürani dediğimiz kişi büyük bir alim. Fatih'in hocası, Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani her yanına geldiğinde ayağa kalkan bir padişah. Yani cihana hükmeden bir padişah ama Molla Gürani bir alimin yanında böyle davranıyor. Ve o alim diyor ki, kabre giderken dahi sürüklenerek götürülmeyi istiyor. Bu mesajı etrafındakilere, yani ölümünden sonra bile bir mesaj veriyor. Bu şu demektir aslında temelde baktığımız zaman işte evvela
kendi nefsinden başlayarak. Kendinden hareketli. Çünkü kendi nefsinde değiştiremediğin bir şeyi bir başkası nasıl değiştireceksin ki? İnanın bütün insani ilişkilerdeki, bugün mutlaka aileye de değinelim. Bu eleştiri hakkıyla, layıkıyla yapılmış olsa gerçekten çok şeyi değiştirebileceğimizi ben düşünüyorum. Kesinlikle. Neyi hatırladım? Şimdi öz eleştiriden bir de eleştiriye geçelim. Hasan ile Hazreti Hasan ile Hüseyin'in evet. abdest alma örneği. Konusunda bir örneği var ya. Yani mesela işte ne yapıyoruz? Gün oluyor kadınlar arasında ya da sohbet oluyor, geliyoruz. İşte sen biraz kilo almışsın, çok mu yiyorsun? Ya bunlar belki çok kadınca geliyor, çok basit geliyor değil mi? Ama bana mesaj atanların arasında neler var biliyor musunuz? İşte ya da çocuk sahibi olamamış, Allah nasip etmemiş. İşte ertesi geliyor 3 çocuğuyla nispet eder gibi ya da işte ne oldu hala olmadı mı, tedavi olsana, niye olmuyor şeklinde. Bunlar eleştiri kalıbına sokulmaya çalışılıyor. Yani işte bak bunu yapmıyorsun, ben sana şunu da yap dedim, şöyle oldu, bak benim 3 tane oldu gibi. Şimdi toplum içerisinde bir de eleştiri kültürümüz var bizim. Toplum içinde eleştiri olmalı mı acaba? Eleştirenden bahsediyoruz ama eleştirilenin ne duruma düştüğünü, hangi psikolojiye girdiğini bir durmak, orada bir durup bakmak gerekiyor. Depresyona kadar sürüklüyor. En önemli şey ne biliyor musunuz? Fazlasıyla olumsuz eleştiriye maruz kalan kişilerde özgüven eksikliği direkt yerlere düşüyor. O iyice eksiliyor. Bu konuda biraz eleştirilenin durumuna bir bakalım. Ardından şu abdest alma hikayesini sizden dinleyelim hocam. Evet. Ben de bir hikayeyle gitmek istiyorum. Hindistan'da çok ünlü bir ressam. Hatta renklerin ustası adı veriliyor ona. Bütün yaptığı eserler çok beğeniliyor. Bütün yaptığı eserler herkes tarafından takdir ediliyor. Artık hoca olmuş, öğrencileri var. Ve bir öğrencisi var. Öğrencisi de artık hani hocası onu beğenmeye başlıyor. Son resmini götürüyor. Sen oldun diyor hocası ona. Ve diyor ki sen bu yaptığın resmi meydana götür. Şehrin meydanına götür. Koy onu herkesin görebileceği bir yere. Bir de kırmızı boyayla bir fırça götür diyor. Yanına da bir not iliştir diyor. Beğenmediğiniz yerlere çarpı koyun. Adam bir iki gün sonra gidiyor, yani öğrencisi gidiyor ki resminde boş yer kalmamış. Gelen giden çarpılamış. Her taraf kırmızı. Evet. O kadar çok üzülüyor, o kadar çok üzülüyor ki hocasına gidiyor. Hocam beğenmediler diyor, yani kötü olmuş diyor. Demek ki ben daha olmamışım diyor. Hocası diyor ki tamam diyor, sen bir resim daha yap, yeni bir resim daha yap. Bir palet koy ama renklerin hepsi olsun. Bir de fırça koy. Yani birden fazla fırça koy. Yanına bir not iliştir. Nota şöyle yaz. Beğenmediğiniz yerleri düzeltin. Yaz dedirtiyor. Ve onu yazıyor. Birkaç gün sonra gidiyor ki resme kimse dokunmamış. Sevinerek gidiyor öğrenci. Hocam olmuş. Beğenmişler. Bakın hiç değiştirmemişler. Hocanın söylediği şey şu yönde. İlk başta koyduğunda hani onu karalamak, kötü oldu demek, yıkmak çok kolay. Ama düzelt demek eğitim gerektiren bir şey. Düzeltmek, eleştirmek eğitim gerektiren bir şey aslında. Hani aileden de bahsedeceğiz dedi hocamız ama hani o eleştiri öğrenilen, eğitimle olan bir şey. Ailede aslında başlayan bir şey bu, ahlakı geliştirmek. Tabii tabii, çocuklukta başlayan bir şey. Ve düşünün hani hocası tarafından oldum diyerek, sevinerek hani yani hocasının beğenmesini bu yönde gören bir birey, bir başkasının hiç bilmeyen, resim hakkında hiçbir fikri olmayan, daha önce belki eline fırça almamış, boya kullanmamış birisinin çarpı koymasından bile ne kadar etkileniyor. Demek ki olmamış, demek ki ben kötü bir ressamım şeklinde kendini yorumluyor. Aslında yaptığımız eleştiriler tamamen insanın benliğine yönelik eleştiriler. Hani şu bizim toplumumuzda özellikle şu dönemde kişiye saldırıyoruz biz. Kişiliğe saldırıyoruz, yetersiz hissettiriyoruz. Yetersizlik duyguları tabii ki özgüveni, özgüvende insan ilişkilerini. İnsan ilişkileri yıkıldığı zaman, kendini ifade edemediği zaman insanda birçok patolojik rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Evet. Kaygı, depresyon, işte çekingenlik, birçok şeyi gözlemleyebiliyoruz. Aslında birazcık da bu toplum olarak mükemmeli arıyoruz'a geliyor bence. Yani kusur
görmeye, hata görmeye tahammülümüz yok. Hem kendimizde görmeye tahammülümüz yok, hem bir başkasında görmeye tahammülümüz yok. Ama Didem Hanım, ben burada sizinle muhalefet edeceğim. Şöyle ki tartışma çıkarıyorum. Mükemmeli arayan bir toplum olsak benim nazarımda. Şimdi ben de bir eleştiri, canlı yayında eleştiri nasıl yapılır giriyorum. Toplum olarak mükemmeli arasak diyorum. Keşke arasak da, çünkü mükemmelliyetçi insan önce kendini düzeltmeye çalışır. Yani kendinde bir kusur aramaya çalışır. Mükemmele gitmeye çalışır. Bu da hastalık boyutudur. Yani öz eleştiri çok sık yapar. Beğenmez kendini, yaptığını bir daha bozar yapar. Kendi odaklı yaşar mükemmeli arayan bir insan. Ama biz hep başkası odaklı yaşıyoruz. Magazin programları, ay ağzımdan vallahi ismi çıkacaktı. Ben ortaokul, ilkokul yıllarındaydım. 90'lı yıllarda hocam, bence eleştiri ahlakını yerle bir eden ekranların mide bulandıran programları öyle başladı. 90'lı yıllardı. Magazin programlarıyla. Kim kiminle nerede yakalandı? Kim kimden hamile kaldı falan böyle. Dikkat çekici şeyler. Hani bel altına da iniyorlar ki izleyiciyi daha çok çekmek için. Hmm. Şimdi İslami olmayan bir kültüre dönüşmeye başlamadım hocam. Tabii. Ardından ne oldu? Geldi evlilik programları. O döndü, hafiyelikler, kim kimi nerede ne yapmışlar. Şimdi medyanın da bu anlamda öğretici, eğitici bir yanı yok. Nereden tutsanız dökülüyoruz ekranlarda, öyle değil mi? Yani daha da işte bu bunun normalleştirilmesi çok büyük bir tehlike. Yani bir toplumda belki toplumu hani yok edecek en temel şey nedir diye sorsan, yanlışın normalmiş gibi gösterilmesi. Yani insanlar mesela eskiden dedikodu mu yaptın deseler olur mu işte, inkar ederdi. Şimdi ne diyorlar? Hadi gelin oturup dedikodu yapalım. Hocam geçen bir mağazaya gittim. İşte bir ev oturmasına gideceğiz. Ev hediyesi, hı-hı, alacağız. Böyle fincanlara bakıyorum, geziyorum falan, aksesuarları. Fincanların ikisinin üzerine ne yazıyor biliyor musunuz? Gıybet. İşte. Yani. Gerçekten. Fotoğrafını, evet, çektim hatta. Atayım ben bunu, evet, Instagram'a. Şok oldum. Kahvenin üzerinde gıybet yazıyor. Ne kadar normal. Bu işte aslında çok önemli bir, sadece eleştiriyle alakalı değil, başka yanlışların da şöyle devamını getiriyor. Yanlış, yanlış olduğu zaman, yani çünkü yayılmadığı vakit onun tövbeyle, pişmanlıkla düzelme ihtimali var. Ama yayıldığı vakit, toplum onu artık normal bir şeymiş gibi görmeye başladığı vakit, o toplum içten içe, hani bazen bazı kanser türleri için denir ya, son aşamaya kadar hiç fark edilmez. Öyle bir sinsi ilerler. Çok sinsi. Öyle bir aşamada fark edilir ki artık hani hiçbir tedavinin işe yaramadığı son aşamadır. İşte bu tarz durumlarda toplum için adeta ben o sinsi ilerleyen kanser gibi değerlendiriyorum. Toplumu içten içe kemiriyor. Yani dedikodu, ahlaki bozulmalar normalmiş gibi, olabilirmiş gibi gözüktüğü zaman, bu şu demektir. Her nesil, her dünyaya gelen nesil buna maruz kalarak dünyaya geliyor. Normalleşiyor. Okulda dedikodu, yani öğretmenler odasında dedikodu, işte öğrenciler arasında dedikodu, iş yerinde dedikodu, evde dedikodu, akrabalar arasında dedikodu. Bu toplum ne hale gelir? Bu toplumun geleceği, durum, en sonki aşama nedir? İşte kendinden, yani birbirini sevmeyen, asla hayırda ve iyilikte yarışmayan, Allah'ın istemediği ve sonunda da mutlaka bozulan, kendi kendini yok eden bir topluma dönüşür. Dolayısıyla biz bu kuralları kendi kafamızdan koymuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar çerçevesinde. Ne dedik? Önce tevhidle başlayan, devamında kişinin kendisini eleştirmesiyle, kendi nefis muhasebesiyle devam eden bir eleştiri ahlakından bahsediyoruz. Bir de eleştiri konuşurken üslup çok önemli. Evet. Yani biraz belki üsluba da değinmemiz lazım. Nasıl olmalı? Hocam beni bir eleştirsenize. Bugün güzel giymiş miyim? Şimdi. Ya bir eleştirelim canlı yana. Şimdi şöyle, eleştiri böyle olmalı, şöyle olmalı diyoruz ya. Ne eleştiri giriyor? Ya eleştiri nasıl olmalı? Bir gözle görülür, kulakla duyulur bir şey söyleyelim istiyorum. Şimdi eleştirin o halde gözle görülür, ben kulakla razıyım, duyulur, somut, net maddelerini istiyorsan ben bu maddeleri şöyle sıralayabilirim. Tamam. Bir, eleştiri tevbe sadedinde olması lazım. Yani kişinin pişmanlık duymasına, nefis muhasebesine sevk edecek bir şekilde olması lazım. Hasan ile Hüseyin örneği. Evet. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin örneği. Yani orada
iki çocuk Hazreti Hasan ve Hüseyin. Yanlış abdest alan bir yetişkini gördükleri zaman demek ki bakın o ahlakı görmüşler. O ahlakı dedelerinden, Allah Resulü'nden, babalarından, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan görmüşler. Çünkü çocuk gördüğünü yapar. Orada yaptıkları şey ne? Yanlış abdest alan o kişiyi gördükleri zaman sen şöyle abdest alıyorsun ya da yanlış yapıyorsun demiyorlar. Hemen orada en doğrusunu gösteriyorlar. Yani düzgün bir şekilde abdest alıyorlar ve onların abdest alışını gören o kişi diyor ki benim abdest almam yanlış diyor. Şimdi demek ki eleştiri ahlakının birincisi kişiyi pişmanlığa hatasını fark ettirecek bir şekilde olması yani gerekiyor. Bir şey uyandıracak böyle. Hani bir lamba yanacak. Üslup olarak da Hazreti Musa'nın Firavun'a gittiğinde bakın Allah-u Teala ne diyor? Bakın karşısındaki bir Firavun. Yani Firavun kim? Tarihte zulmüyle malum, efendim inkarıyla bilinen, hatta kendini Tanrı ilan etmiş bir. Ben sizin Tanrınızım Rabbim. Diyen bir kişi. Kur'an diyor ki Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak diyor ki ona yumuşak sözle hitap et. Yani Firavun'a bile, onu bile eleştirirken yumuşak sözle. Ona bile yanlışını söylerken yumuşak sözle söyle. Şimdi biz yumuşak söz kullanıyor muyuz? En sivri, en hani hoşa gitmeyecek şekilde söyleyip efendim ben seni eleştirdim. Bu gerçekten eleştiri mi? Birinci madde. Ben maddelemeyi çok seviyorum çok biliyorsun. Birincisi tevbe sadedinde olacak. Yani kişi pişmanlık hissedecek şekilde ona o duyguyu vermesi gerekiyor. Bunun içinde şahsına, nefsine böyle kişiliğini yok edecek şekilde olmaması gerekiyor. İkincisi sevgi temelinde olacak. Yani biz sevdiğimiz insanları da eleştirebiliriz. Hatta hani dost söyler acı söyler diye bir laf vardır. Sevgi temelinde. Çünkü bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ki. Amacımız orada karşı tarafı rencide edelim, yerin dibine sokalım, moralini bozalım değil ki. Sevgi temelinde olacak. Şimdi sevgi temelinde yapılan bir eleştiriye kim hayır diyebilir ki? Yani annelerimiz bizi eleştirmiyor mu? Eleştiriyor. Hatta en değil mi samimi eleştiri annelerimizden. Şimdi buradan bizi izledikleri vakit açıyorlar telefonu. İşte şöyle yapsaydın, elini oraya koysaydın değil mi? Böyle yapsaydın. Bugün çok kötü olmuştu Şalın. Şöyle. Böyle. Kötü görünüyordun. Yüz çok soluktu falan. Ama biz onlara öfkelenmiyoruz. Ben biliyorum ki o bana sevgisinden yapıyor. Ben daha iyi olayım diye onu yapıyor. Demek ki eleştirinin altında sevgi temeli olacak. Samimiyet olacak. Üçüncüsü adalet olacak. Hakkaniyet. Hakkaniyet olacak. Yani hakkaniyet olduğu zaman bak şunu net söyleyeyim. İşin içinde hakkaniyet varsa Tuğba'cığım insanlar onu hissediyorlar ve kabul ediyorlar. Ama adalet yoksa adalet en temel duygudur. O duygu yoksa içinde isyan ediyor, kabul etmiyor. Bu adaletli değil diyor. Adaletli olmasının yolu nedir? Yani biraz sana biraz bana. Evet. Önce bir kendini bir gör. Kendi kusurlarını fark et. Ondan sonra bendeki kusurları, bendeki hataları gör. Adalet ve itidal. Yani ölçüyü kaçırmadan. Karşı tarafı böyle hani sınıra ve çok köşeye itmeden, çok uç noktalara itmeden öfke ve hiddet doğurmadan onda değil mi? Tabii yani karşı tarafın tamamen reaksiyon, tamamen bir tepkisini doğurmadan olması gerekiyor. O halde galiba dört madde saydık. Hı. Bir, tövbe sadedinde olacak. İki, sevgi temelinde olacak. Üç, adalet. Dört, itidal. Vallahi ezberledim. Evet. Bu dört çerçevede biz eleştirimizi yaparsak emin ol bu karşı tarafta mutlaka yankısı olacaktır, etkisi mutlaka gözükecektir. İnşallah. O zaman güzel böyle öğrendiğimiz maddeleri hayatımıza maddelemek de çok önemli. Şimdi TRT Yeni Güne Merhaba hesabına bir dönelim. Kendi aramızda böyle konuşuyoruz ama acaba sizler neler yazmışsınız diye şöyle bir bakıyorum. Şükran Hanım günaydın demiş, teşekkür ederiz. Bir
bir izleyicimiz. Eminim yine çok faydalı bir program olacak. İnşallah hepimiz toplum olarak istifade edelim. Hayatımızda uygulamaya geçirelim demiş. İnşallah diyelim. Özgür Hanım kaçmaz demiş. Göz kırpmış. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım merhabalar. İnsanlar artık daha acımasız, daha ön yargılı. Hele internetten olunca herkes mükemmel ve herkesin eleştirme hakkı var. İğneyi kendimize batırmayı unuttuk demiş. Bahar Hanım da eleştiri ve hakareti birbirine karıştıran milletiz demiş. Aslında şu an herkes ayna tutuyor. Değil mi? Yine okumaya devam edeceğim ama Didem Hanım'a da şöyle bir o gelen yorumlardan bir alalım şöyle. Evet. Ön yargı mesela. Evet. Eleştirinin neresinde ön yargı? Yani aslında en önünde desek. Adı üzerinde. Yani biz aslında hep yargılıyoruz. Yani biz konuşmuyoruz. Aslında bu eleştiriyi, ölçüyü kaçırmamızın en temel sebebi biz doğru bir iletişim kurmuyoruz. Doğru iletişim kurabiliyor olsak gerçekten hani o eleştirinin de bir dozu olacak. Karşımızdakine karşı ön yargılı olmayacağız. Hı hı. Yani mesela örnek veriyorum, sizin bana söylediğiniz herhangi bir söz ya da bir şeyi, bir davranış, bir tutumu ben içimde büyütüyorum, büyütüyorum. Acaba şundan mı yaptı, bundan mı yaptı, beni görmedi, bana selam vermedi, şöyle mi, böyle büyütüyorum, büyütüyorum. Hiç konuşmuyorum. Ne zaman konuşuyorum? O eleştiriyi ne zaman yapıyorum? Artık böyle öfke patlaması noktasına geliyorum. Hı hı. Böyle yalnız bir yerde kıstırdığımda direkt size eleştirilerimi artık böyle patlama noktasında söylüyorum. Ve sizi yaralayacak şekilde söylüyorum. Aslında biz doğru bir şekilde öncesinde ya arkadaşım sen buradan geçtin ama bana selam vermedin. Neden selam vermedin sorusunu aslında soru sormayı bilmiyoruz. Yani soru sorsak, neden diye sorsak, kişinin kendisine açıklamasına izin versek biz direkt böyle saldırıya geçip eleştirmeyeceğiz. En baştaki o iletişim tutumlarını yanlış yapıyoruz. Konuşmuyoruz, sormuyoruz. Sadece zihnimizde onunla ilgili konuşuyoruz. Kurguladıklarımız tabii, tabii, üzerine sanlarda bulunuyoruz tabii, aslında. Hani hocamız anlatınca ben de hani Peygamber Efendimizin hayatından bir örnek anlatmak istiyorum. Ezan okunurken ezanla dalga geçen bir grup çocuk var. Hocamız da hani eğer yanlışım varsa düzelsin. Peygamber Efendimiz görüyor onları, yanlarına gidiyor. Ama şunu demiyor. Yani siz niye ezanla dalga geçiyorsunuz? Bakın günah, Allah yakar çarpar biz böyle deriz yani. Çok büyük günah falan diye söyleriz. Peygamber Efendimiz orada en çok dalga geçen çocuğa şunu soruyor. Sen ezan okumayı biliyor musun diye soruyor. Çocuk hayır bilmiyorum diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki ben bir okuyayım sen beni bir dinle diyor. Peygamber Efendimiz ezan okuyor. Ezan okuduktan sonra çocuğa diyor ki sen de okur musun diyor. Çocuk okumaya başlıyor ve Peygamber Efendimiz sesin ne kadar güzelmiş diyor. Bunun üzerine bunu dedikten sonra Peygamber Efendimiz çocukların yanından ayrıldığında o çocuk ya Resulallah beni Mekke'ye müezzin olarak atar mısın diyor. Şimdi yani... Ezanla dalga geçen bir çocuğu hangi noktadan getirdi? Eleştiri aynen. Ahlakının tap noktası, en üst düzeyi Efendimiz. Allah'ın layık olmayı nasip etsin ona. Fark ettirmiyoruz. Hani hocamız da dedi. Biz aslında insanlara direkt sen suçlusun diyoruz. Ama biz kişinin suçluluğunu ya da haklılığını, haksızlığını ölçecek, bunu değerlendirecek bilgi beceriye ya da işte o ilme sahip miyiz? Değiliz aslında. Yani ben bir stilist, modacı mıyım ki sizin eşarbınızı, şalınızı eleştirebileyim? Ya da ben bununla ilgili bir eğitim, ilim gördüm de bununla ilgili size bilgi mi veriyorum? Hayır, bilgi de vermiyorum. Sadece kendi beğenilerimi, kendi arzularımı, kendi nefsani isteklerimi bildiriyorum. Aslında bizim eleştirdeki en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi de bu. Evet. Ben eleştirirken bir doğruyu ya da bir yanlışı ortaya çıkarmaya yönelik yapmıyorum. Ben kendim için yapıyorum. Nefsim için yapıyorum. Kendimi tatmin etmek aslında. Egomu tatmin etmek için yapıyorum. Ayrıca şöyle de bir şey var. Hani eleştirenler şunu bir düşünsün. Hani eleştirdiği zaman çok büyük bir duvara çarpmış gibi hissediyorlarsa şunu bir düşünsün. Eğer suçlamaya yönelik bir şeye vardığı zaman eleştiri, eleştirdiğimiz kişi şunu söylüyor. Kesin beni kıskanıyor. Yani adam ya bende bir hata var mı acaba? Niye yanlış yaptım ki diye bakmak yerine beni kıskanıyordu zaten. Beni sevmiyor.
beni sevmiyor, bana düşman, beni çekemiyor, bana haset ediyor. Şurada doğru düzgün eleştiri ahlakını bilsek karşı tarafta böyle bir yansıma oluşturmamış oluruz. Hem kendimizi günaha sokuyoruz hem de bu kişiyi günaha sürüklemiş olmuyor muyuz hocam? Günah sadece kendi yaptığımız bir şey değil. Günah kapıları açıyorsak tabii. O ayrı belki onun günahı onda ama biz de sebep olduk mu acaba buna? Yani vesile oluyorsak bir hayırda da böyledir, şerde de böyledir. Evet. Hayrı yapan da, şerri yapan da, ona vesile olan da yapmış gibi oluyor. Çünkü ona siz sebep oluyorsunuz, o kapıyı açıyorsunuz. Yani bizim niyet noktasında belki eleştirideki en önemli hususlardan bir tanesi o. Gerçekten iyi niyet. İyi niyet o kadar önemli bir şey ki yani en önemli meselelerde bile niyet iyiyse, yani davranışta yanlış olsa bile o niyet onu kurtarabiliyor. Yani o niyetten belki yani cezai müeydeler de bile değil mi? O bir indirim sebebi olabiliyor. Ama kötü niyet varsa işte karşı tarafı yaralamak ya da orada başka nefsani duygular varsa o zaman zaten amacına da ulaşmıyor. Yani haset maalesef toplumumuzda çok ama çok büyük bir yara bence. Hasetin ve kıskançlığın var olduğu bir ortamda efendim tamamen nefsani duygularla karşı tarafı eleştirmek adına onu bir de deşifre ediyorsak, onu ifşa ediyorsak yani o hatayı, şimdi eleştiriyi siz arkadan da yapmamanız gerekiyor. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın arkasından siz eleştiri de bu eleştiri değil ki. Yapılıyor ama şimdi ben geliyorum. O dedikodu. Gidemanın hakkında size konuşuyorum. Böyle yaptı böyle etti diyorum. Eleştirdim diyorsun onu. Mesela siz de bana hani eğer Müslüman bir duruş sergileyeceksiniz. Gıybet etmesek mi diyorsunuz. Ay ne gıybeti hocam? Ben eleştiriyorum onu. İyi de eleştirdiğimin haberi yok. Tabii. Bunları bir ayıralım şöyle. Evet. Yani hiç kimse kendisini şöyle bir şey zeki zannetmesin. Yaptığımız çok... Ahmaklıklar, affınıza sığınarak söylüyorum. Hepimiz için çok büyük ahmaklıklar var. Bir kendimizi bir teraziye bir oturtalım. Biz neyi nerede nasıl yapıyoruz? Hepsinin kavramları ayrıdır. Bunları da biliyoruz aslında. Evet. Biz az değiliz biz. Çok iyi biliyoruz da hala aslında yapmaya biz, devam ediyoruz. Bunu kendi kendini kandırmak olarak da tanımlayabiliriz. Yani haşa Cenab-ı Hakk'ı kandırmak mümkün değil. Kalplerimizdeki niyeti biliyor, zihnimizden geçen düşünceleri biliyor, amacımızı biliyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Yani maksadımız ne? Bunu sormamız çok önemli. Yani hangi işi yaparsak yapalım? Amacım ne benim? Çünkü hakikaten insan bazen tabii nefis taşıyoruz. O amaçtan uzaklaştığımız, hedeften biraz şaştığımız dönemler olabiliyor. Daima işte sırat-ı müstakim, hani Fatiha'daki bize emredilen, her doğru gün yola gide, tabii her rekatta okunan, yani daima doğru yola, benim amacım ne? Bir de eleştiri herkesin içerisinde olacak bir şey de değildir. Yani bu kınamaya da giriyor mu? Yani kınama ve kınama noktası burada nerede aslında? Yani kınama ve aşağılama da tabii giriyor. Çünkü nihayetinde eleştiri, yani insan bunun, bu özel bir şeydir. Herkesin içerisinde eleştirdiğimiz vakit, bir netice alamayız. Hatta bir söz vardır hani çocuk eğitimiyle alakalı da çocuklarınızı herkesin içinde övün ama yalnız kaldığınızda eleştirin. Şimdi herkesin içerisinde mesela bir karı koca ilişkisi yani ailede hanım bir yemek yapmış efendim misafirlerin yanında eşi diyor ki ona işte bu hiç olmamış. Şimdi o belki gerçekten olmadı yani doğruluk payı var. Ama herkesin içerisinde ona ben eleştirdim. Bu değil işte. Orada bir eksik gördüyseniz ha onu ayrı bir zamanda, ha öncesinde de artıları görerek yani oradaki onun emeğini, zahmetini, gayretini, iyi yaptığı şeyleri önce bir takdir ederek. Hani iletişimde hep o sandviç yöntemi denir ya, işte Efendimizin de uyguladığı. Yani işte ezan örneğinden tutun, Hazreti Ayşe ile olan münasebetinde, eşleriyle olan diyaloğunda Hazreti Ayşe mesela bir defasında Hazreti Hatice ile alakalı olarak diyor ki bırak o yaşlı kadını diyor ey Allah'ın Resulü. Hazreti Hatice'den için. Hazreti Hatice için söylüyor. Özlediğiniz yani
onun ona olan sevgisini hani bir derece böyle bir... Kendi gençliğini ön plana çıkarmak. Tabii. Gerçekten kadın bak Hıram, peygamber eşi olsa bile tabii, kadın ya. Tabii. Kadınız İnsan. Ve fıtratımızda tabii. Ben hoca da hemen kadın değil, hayır insan diyeceksin. Ama kadın ya da olarak, erkek ya, tabii. Ya burada bir farklılık var. Burada şimdi bir ako yaşlı kadını diyor ya. Aslında orada kendim bak ben gencim. Allah genci sana daha iyisini verdi diyor ha, zaten. Devamında. Kendini övüyor aslında. Ama işte, peygamberimiz ne yapıyor? İşte ha, oradaki o eleştiri ahlakını da bize öğreten bir şey yapıyor. Ya Ayşe diyor, o diyor hiç kimse yokken benim yanımdaydı. Yani hiç kimsenin göstermediği desteği gösterdi bana ve anlatıyor. Yani onları duyduğu zaman Hazreti Ayşe o zaman ne yapıyor? O duygu boyutundan çıkıp akli selim yani hakikaten o zaman yapmış olduğu hatayı anlıyor. Yani, nefsine bir anlık o yenilgiyi tabii, Efendimiz tamir ediyor. Tamir ediyor. Ama nasıl tamir ediyor? İşte orada izah ederek, orada açıklama yaparak, açıklayarak, kırmadan, incitmeden. Yine Efendimizin torunlarıyla alakalı anlatılan bir örnek. İşte Hasan ya da Hüseyin ikisinden bir tanesiyle alakalı anlatılıyor. Bir hurma alıp ağzına atıyor. Henüz daha çok küçük. Efendimiz onu fark ettiği zaman soruyor. Yani o hurmanın nereden olduğunu, Beytülmal'e ait bir mal olduğu, yani bir hurma olduğunu öğrenince devlete ait peygamber soyu bunları yiyemez deyip onu ağzından alıyor. Ama bakın hep bir izah ve güzel bir davranışla. Kırarak, inciterek, kişiliğini yok ederek, hakaretle, insanların içine rencide ederek yapmıyor ki. Tatlılıkla ve güzellikle, yani karşı tarafta tövbe duygusunu, pişmanlık duygusunu oluşturuyor. Sevgi temelinde oluyor, adalet yani izah ediyor. İzah edildiği zaman insanlar ne diyorlar? Hakikaten doğru. Ve itidal, yani onu büyüterek, efendim karşı tarafı rencide ederek yapmıyor. Yani bu dört esas içinde yaptığı zaman o eleştiri yerini buluyor ve o zaman bir değişikliğe sebep oluyor. Çünkü bizde zaten dinimizde emri bil maruf nehi anil münker var. Yani iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoyma prensibi var İslam dininde. Ama bakın, eğer bunu doğru yorumlanmadığı zaman, işte doğru bir şekilde anlaşılmadığı zaman maalesef bugün hani en uç örgütler, işte DAEŞ ve benzeri, onlar da kendilerinin emri bil maruf nehi anil münker yaptığını iddia ediyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? İşte onu yaparak insanları katlediyorlar. Demek ki biz işte ölçüyü Kur'an'dan alırsak, Allah Resulü'nün sözlerinden, yaptıklarından, hayatından alırsak doğru gidiyoruz, doğru ilerliyoruz. Öbür türlü nefsimizin esiri olabiliyoruz. İşte eleştiri başka şeye dönüşüyor, öz eleştiri olmuyor. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Evet, Allah affetsin. Amin. Şimdi biraz bu anlamda kendimize çeki düzen vereceğiz. Didem Hanım'a da şöyle bir soru yönelttim. Şimdi bizi eleştiri ahlakından mahrum kılan, güzel ahlaktan, o güzel ahlaktan mahrum kılan bir sürü gördüğümüz, duyduğumuz bir sürü şey var. Özellikle magazin olayları var. Genelde kendimiz odaklı yine yaşamıyoruz. Hep başkalarının evlilikleri, kişisel ilişkileri, işte doğumları üzerinden gidiyoruz belki. Ama şöyle bir şey de var. Hani modern dünyanın bize sunduğu şey var ya, o kıyas meselesi. Eleştiri aslında kıyaslamayla başlıyor gibi geliyor bana. Bizim anladığımız eleştiri ama. Yani yanlış olan eleştiri. İşte o şöyle, o böyle. Benim evliliğim böyle, onun kocası böyle, bunun kocası böyle ama benim kocam böyle şeklinde. Eleştiriler hep kıyaslardan beslenerek aldığımızda ne kadar sağlıklı bir eleştiri olmuş oluyor. Yani ölçtüğümüz yanlış. Gene hani baktığımızda hani bir başkasının eşi ya da bir başkasının çocuğu, bir başkasının hayatı, aynı hayatı yaşamıyoruz, aynı kişiyle evli değiliz, aynı özelliklere sahip birisiyle, aynı yerde yetişmiş, aynı okulda okumuş birisiyle yaşamıyoruz. Yani bunlar basit şeyler ama birebir aynısı değil ki siz onu onunla eleştirin. Beş parmak, beş parmağın beşi bir mi? Değil. Kardeşler bile birbirinden farklıyken, insanlar birbirlerinden farklıyken, kar taneleri bile birbirinden o kadar farklı yeryüzüne inerken biz bu farklılıkları kabul etmeyip de birbirine benzetmeye çalıştığımızda ya da şöyle olsun böyle olsun bu iyidir. Neye göre iyidir?
Neye göre doğrudur? Neye göre mükemmeldir? Hep biz nefsani boyutlarıyla bakıyoruz. İşte karısına şunu almış da o yüzden iyi. Ya da işte ev almış bu yüzden iyi. Evet. Karısını işte şuralara gezmelere götürmüş. Ya da çocuğu çok başarılı olmuş o yüzden iyi bir evlat. Bu arada virgül koyup bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi siz dediniz ya karısını şuralara götürmüş. Neden erkekler olarak dinliyor musunuz arkadaşlar? Neden erkekler sürekli karılarını memnun etmek zorundalar? Öyle bir şey mi var hocam? Yani kocası sürekli kadını memnun etmek zorunda. İşte istediği takıları almak zorunda, istediği yere kahvaltıya götürmek zorunda, istediği hayatı vermek zorunda. İslami evlilikler böyle mi? Buraya da gelelim lütfen. Çünkü bakın dilimize yerleşmiş çünkü bilinçaltı olarak evlenince erkek kadını her istediğini yapacak ama kardeşim. Ama hep şikayet eden kadın. Kadın. Burada yanlış olan o zaman kadın. Hocam bana bir bakıyor kadın deyince. Sanki kadınların bir ama hocam şey etrafında da şöyle bir durum var. Etrafında da gördüğümde muhakkak görüyoruz. Danışanlar, yani psikologsanız bana inanın 150 kadın yazıyorsa bir tanesi erkektir. Evet. O da üniversite öğrencisi olabilir. Akademik anlamda. Ya da işte eşi sürüklemiş getirmiş. Eşi sürüklemiş ama kadındır hep psikoloğa gelen. Ve nasıl gelir biliyor musunuz? Kocasını eleştirerek gelir. Evet. İşte Tuba Hanım, bu örneği vereyim size. Buradan da gidin siz Didem Hanım. Evet. Meslektaşız burada. Diyor ki mesela Tuba Hanım biliyor musunuz? Eşim benim beden ölçülerimi hiç bilmiyor. Ona göre de hediye alamıyor. İşte ne sevgililer gününde batsın yere diyorum ben o sevgililer günü de. Ne yıl dönümünde, işte ne doğum günümde bana uygun hediyeyi alamıyor. Diyor ki bana diyor devamında. Kredi kartımı vereyim, sen gönlüne göre ne istiyorsan al, beni uğraştırma diyor. Nasıl düzelecek bu durum diyor. Yanlış. Hadi taşıyalım bunu. Onun bilmediği, her benimle ilgili. Ben adama acıdım, vallahi adama acıdım yani. Bununla ilgili bir örnek de bende var. Kadın hep doğum günü için ya da evlilik yıl dönümü için eşinin ona bir radyo almasını istiyor. Hı. Aylarca, yıllarca bekliyor. Bana radyo al, bana radyo al, bana radyo al. Bir gün adam gidiyor, evet, bir radyo alıyor, getiriyor. Kavga çıkıyor evde. Neden diye sordum. Çünkü benim istediğim radyoyu almamış. İşte ya. Yani öyle ki biz her şeyi bilsin istiyoruz. Karşımızdaki bizimle ilgili en ufak ayrıntıyı, en ufak işte tabure alsın istiyorum. Tabure şu renk olsun. Ama başka bir renk almış. Şunu görmüyoruz. O senin için bir şey yapmış. Senin için gitmiş hani bakmış kendi beğendiğince ya da bütçesince gitmiş bir şey almış. Yani diyelim ki radyoyu da almadı, başka bir şey aldı. Ama biz diyoruz ki hayır, en mükemmeli olsun. En iyisi olsun, benim istediğim olsun ya da diğerinin eşi gibi olsun. Hı. Beklentilerimiz gerçekleşmediğinde evet. Eleştirmek eleştiri değildir. Bizim beklentilerimiz doğrultusunda davranılması. Zaten eleştiri değil o. Yani biz şey yapmıyoruz, yani bizim beklentilerimizin olmasını istediğimizde doğruya ya da yanlışı göstermiş olmuyoruz. Eleştirinin bir amacı var. Doğruyu ve yanlışı göstermek amacıyla yapılan bir iş aslında eleştiri. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim isteklerimiz olsun diye eleştiriyoruz. O zaman eleştirmeyeceğiz. Evet. İstediklerimiz olacak ya. Oh bitti her şey. Evet. Dört dörtlük oluyor. Eleştirmeye de gerek kalmıyor. Çünkü zaten her şey bana çalışıyor. İşte böyle bir dünya. Ben önemliyim diyoruz. Ben benliğim önemli. Ben merkezci bir toplum olmaya gittiğimiz için hocam. Tabii ki. Bir şey söyleyeceksiniz. Kızınız galiba, mı? Galiba. Kadın kadın dediğim için kızınız mı? Yok yok. Ben bu toplumun kadınların evet. akıllanacağı, ahlaklanacağı bir toplumla güzelleşeceğini düşünüyorum. Şunu ilave yapabilirim. Gerçekten toplumda kadın çok önemli. Kadının dindarlığı, kadının eğitimi yani bunlar hakikaten toplum değişimi için önemli olduğunu kabul ediyorum. Ama şu noktada bir belki not olarak söyleyebilirim, dipnot olarak. Yani insanlar böyle maddeyle alakalı işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak diyorsa, özellikle bunu kadın dile getiriyorsa, gördüğüm kadarıyla söylüyorum, okuduğum kadarıyla söylüyorum, daha çok aslında sevgiye yönelik, temelinde sevgi eksikliğini bir yerlerde arıyor. Yani o radyo kılığına girmiş, efendim başka bir şeye girmiş, şekil değiştirmiş. Orada ona odaklanmak yerine, ya eleştiride de bu vardır. Altında yatan duyguya gidersek bence meseleyi çözebiliriz. Ha, kadının da hatası şudur. Orada daha açık olması gerekiyor. Yani daha net. Çünkü siz radyo dediğiniz zaman bir kadın için erkek onu gerçekten radyo olarak anlıyor. Aslında orada radyo derken kadın başka bir şeyi kastediyor. Beni dinle diyor halbuki bak. Başka bir mesaj belki vermeye çalışıyor. Evet. Yani orada iletişim kopukluğuna kesinlikle katılıyorum ama
maddeyle insanın mutlu olabilme ihtimali yok. Yani şayet mutlu olsaydı bütün dünyadaki işte çok zengin o hani tırnak içinde mutlu azınlığın dünyanın en mutlu insanları olması gerekirdi. Yani intihar vakalarına bakıyoruz, daha pek çok toplumsal olaylara bakıyoruz. Şunu görüyoruz ki yani maddi olarak refaha erişmiş toplumlar manevi olarak buhran açısından daha yüksek olabiliyorlar. O yüzden bence mesele daha insani, evet, daha farklı bir yerde. Ona konsantre olmamız lazım. Değişim içeriden dışarıya olur. Yani işte tevbe de bunlardan bir tanesidir diye konuşmuştuk. İçten dışa olur değişim. Dışarıdan değişim etkili olmaz. Hani bu şeye benziyor. Suni makyajlarla, suni bir takım güzelliklerle bir yere kadar. Yani o makyajın düştüğü, o maskelerin çıktığı bir zaman vardır. Ama eğer içten geliyorsa o samimiyet ve içtenlik varsa insani ilişkileri etkiliyor hemen. Hocam bir soru gelmiş. Hocam diye ben hocamı soruyorum. Hocam siz bu arada çok özlemişler. Bu arada kıyafetinizi çok yakıştırmışlar. Bakın hiç kıskanmıyorum. Yani bana demediniz ama hocam yeşil çok yakışmış demişler. İletmiş olalım kıymetli izleyenlerimiz. Bir soru var dikkatimi çekti hemen ileteyim. Eleştirildiğimizde tesettürümüzle veya herhangi bir şey ile karşısında ayet ya da hadis ile karşılık vermek kibre girer mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, eleştiriyi karşılarken de aynı ölçüler, yani sadece eleştirirken değil. Aslında çok güzel bir soru. Evet. Yani eksik kalan bir dikkatimi çok çekti, o yüzden sordum. Eksik kalan bir kısmı tamamlamış oldu. Eleştirirken değil, o eleştiriyi karşılarken de aynı ölçülere dikkat etmemiz çok önemli. Yani bazen sizin tutum ve davranışınız karşı tarafa o mesajı iletir. İnsanları eleştirirken özellikle bu işte kılık kıyafet konularında çok oluyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bir, büyük ve iddialı konuşmamak gerekiyor. Yani siz yapmayabilirsiniz ama çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuza hangimiz garanti verebiliriz? Yani bugün çok acımasız bir şekilde eleştirdiğimiz bir durumla yarın karşılaşmayacağımızın garantisi var mı? Allah iddiasıyla insanı vurur diye aslında söylüyor. Kişi gerçekten iddia ettiği konuda imtihana çekiliyor, sınanıyor. O yüzden ağzımızdan çıkan sözleri bu anlamda da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani eleştirel bir üslubu takınıp işte şunun kıyafeti olmamış, bunun ibadeti olmamış, bunun şusu olmamış demek defa haşa Cenab-ı Hak adına konuşmaktır. Allah insana böyle bir yetki vermemiş, böyle bir özelliği yok. Haddimizi bileceğiz. Ve bu eleştirileri karşılarken de aynı üslup içerisinde, yani hep peygamberi üslup diyoruz ya, yani 23 yıl o toplumda uğraşırken Allah Resulü nice durumla karşılaşmış. Yani mescide gelip mescidi kirleten bedeviler olmuş. Yani onların karşısında bile üslubunu bozmamış. Çünkü aslında üslup bizim kendimizi ortaya koymamızdır. Karşı taraf her ne yaparsa yapsın kendimizi bozmamamız çok önemli bir şey. Şimdi iyi bir durum varken, ortada bir huzursuzluk yokken gayet güzel kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Ama mesele sorunlar olduğunda. Sorunlar olduğunda, yani mesela bir insanı tanımak istiyorsanız tartışmadaki tavrına bir bakın. Ne yapıyor? Nasıl bir tavır sergiliyor? Aslında gerçek de odur o çünkü. Gerçek yüzü. Evet, hani eş seçiminde bile öyledir ya, yani her güllük gülistanlık, her şey yolunda gidiyor. Herkes gayet iyi birbirine, ama bir olay olduğunda işte orada herkesin gerçek yüzü, içinde ne varsa ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hatta bazen kişinin kendisi bile şaşırıyor. Yani ben bu tepkiyi nasıl verdim diyor. Hani meselenin özü o. Daima hani Müslümanın bir duruşu olacak diyoruz ya. Duruş değişmeyecek. Yani oraya gittiğimde başka, buraya gittiğimde başka değil. Bir duruşun olacak ve o duruşu da Kur'an ve Allah Resulü'nün çizdiği ölçüde bir duruş olacak. O zaman her probleme karşı vereceğimiz tepkiler de ona göre olur. İnşallah yapabiliriz. İnşallah. Bir soru daha alacağım. Didem Hanım'a gelsin bir soru. Songül Hanım, hemen okuyorum. Tuba Hanım. Bir şey sormak istiyorum demiş. Sorun efendim diyeyim. Çocuğumu her gün 9'da okula bırakıyorum. Dönüşte her gün karşımdan gelen
pardesülü, eşarplı bir bayan oluyor. Ağzında sakız, patlata patlata sokakta yürüyor. Ve ben her gördüğümde içimden kızıyorum. Pardüse, eşarp, sakız çiğnemek. Sokakta şişirerek hem de. Birbirine yakıştıramıyorum. Ben bu bayana nasıl yaklaşmalıyım? Bu durumun hoş bir görüntü olmadığını söylemek için ya da hiç karışmamak mı gerekiyor? Hani az önce eleştirinin hududu ve sınırından ne kadar dikkatli dinliyorlar. Mesela burada bir hukuk, hukukumuz olmayan insanları da eleştirme durumumuz var mı? Varsa nasıl olmalı Didem Hanım? Aynı şekilde bir eleştiriyle ben de karşılaştım. Benim evlilik yüzüğüm sol parmağım, yani sol elimde, yüzük parmağında. Bir gün oturuyorum şeyde, durakta. Bir bayan dedi ki, ya dedi, yanlış anlamazsanız size bir şey söylemek istiyorum dedi. Buyurun söyleyin dedim. Ya dedi, bu yüzüğü dedi sola değil de sağa taksanız daha iyi olmaz mı dedi. Hı. Ben de neden dedim. İşte ya sol elimiz hani çok temiz olmayabiliyor. Sağ elimiz daha iyi. Sağ ele takmak daha sünnet olarak sünnet, geçiyor. sünnettir. Ya teşekkür ederim uyardığınız için. Ben hani bunu bu uyarıyı da bulunduğunuz için sağ olun. Hani bu üslupla uyardığınız için de teşekkür ederim. Yani ben buna dikkat etmeye çalışacağım ama unutuyorum. Hep sola takıyorum. Alışkanlık olmuş. Ama buna dikkat ederim diyerek ayrıldık. Şimdi başkasını eleştirme değil, öneride bulunma. Hmm. Yani tanımıyoruz. Bir bağımız yok, bir sohbetimiz yok. Hani biz ona ya bak sana yakışıyor mu? Hani kapalısın bir de. Şöyle değil yani. Bak. Böyle. Utanmaz. Bir de başörtülü. Bak nasıl kızı çiğniyor. Diyor. Biz böyle eleştiriyoruz hocam. Görüyoruz sokakta yani hocam. Gülüyor. Ama. Vallahi yani halkın içinde geldiysek bunu biliyoruz hepimiz de. Kızıyorum diyor. Görüyoruz. Şimdi kızma hakkımız var. Var mı? Yani ben şöyle söylüyorum. Hani bir başkasına tamam kızabiliriz. Ama ne durumda kızabiliriz? Hani gerçekten topluma, bize çok zarar verici, çok kötü bir tavır ve davranışı varsa, bana zarar veriyorsa, topluma zarar veriyorsa, insanlığa zarar veriyorsa. Yani mesela diyelim ki çevreyi kirletiyor. Evet. Tamam. Yani kızma hakkımız belki içten içe kızma hakkımız var ama gene yüzüne karşı kızıp öfkelendiğimizde bu çözüm olacak mı? Çözüm olmayacak çünkü karşı tarafı inatlaştıracak. Benim önerim hani ya bir şey söylemek istiyorum hani yani bunu nacizane hani kabalık olarak adlandırmayın. Sizinle ilgili size yakıştıramadığım için ben bundan hani gelirken görüyorum ve bununla ilgili uyarıda bulunmak istiyorum. Hani kötü bir niyetim yok. Yani belki bunu iltifat, vermek lazım. İltifat bile edebiliriz. Sakızı patlattığınız zaman yüzünüzün güzelliği kapanıyor hanımefendi. Yiyebiliriz mesela diye düşünüyorum. Niye hocam tatlı tatlı. Evet. Yani üslup konusu çok önemli. Hocamız da değindi. Ama önce iyi bir şey söylememiz lazım. Şimdi biz insan olarak direkt kötü bir şeyle karşılaştığımız zaman gardımızı alırız. Evet. Psikoloğa gelen insanlar neden her şeylerini... Bütün kötü yaptıkları, olumsuz yaptıkları şeyleri ya da işte Hristiyanlar için söyleyeyim. Yani bir gidip günah çıkarma diyorlar onlar. Yani niye yapıyorlar bunu? Çünkü yargılanmayacaklarını ya da işte kabul edilmeme durumlarının olmadığını, kötü bir sözle karşılaşmayacaklarını bildikleri için bunu yapıyorlar. Yani bunu bize gelip anlatıyorlar ve sonrasında hani biz eleştirmeden bir şeyleri göstermeye çalıştığımız için, onları yargılamadığımız için sonrasında bir yola girmeyi tercih ediyorlar. Ya da değişimi, dönüşümü tercih ediyorlar. Şimdi biz ilk başta kişiye iyi bir şey söylemeliyiz onunla ilgili. Mesela tesettürünü beğeniyor muyuz? Beğeniyoruz. Bak ben senin tesettürünü çok beğeniyorum. Gerçekten hani güzel örtünmüşsün, güzel pardüsen giymişsin, hatların da belli olmuş. Gerçekten ben bunu takdir ediyorum. Önce iyi bir şeyle başlamam lazım ki o kişi gardını almasın ya da yanlış bir şey algılamasın. Sonrasında ama hani bu davranışın bu görüntüne çok uygun görünmüyor. Evet. Benim fikrim bu. Yani uygun görünmediği için ben bundan rahatsız oldum. Sana da hani... Daha iyi olmanı istediğim için, daha iyi görünmeni istediğim için, insanlar tarafından yanlış algılanmanı istemediğim için bu uyarıda bulunuyorum. Beni yanlış anlama bitti yani. Belki biraz da çok güzel eleştiri bu cevaplar, bu muhabbet, belki aramızdaki o muhabbeti de tanımıyorduk. Belki bir dost arkadaş olacağız, arkadaş olacağız bilemeyiz. Ama şöyle bir şey de unutmamak gerekiyor. Eleştirdiğimiz kişi o eleştiriyi kabul edecek ya da etmeyecek. Bir kapı, açık kapı bırakmamız gerekiyor. Şöyle bir imaj var bizde. İşte bunu yaptın, bu benim canımı sıktı. Bu hiç hoş bir şey değil. Çok kabasın, çok şusun, çok busun. Hep böyle
olsun bu sunlu konuşuyoruz. Karşıdaki insanın da ona hemen adapte olmasını istiyoruz. Eleştirinin bu olumlu veya olumsuz karşılığı olabileceğini idrak etmek çok önemli değil mi? Allah bile irade vermemiş mi hocam iman tabii, konusunda? Tabii. Allah tabii bize bu müsamahayı göstermiş. Yani sen kim oluyorsun? Kul, haddini mi diyeceğim kendime diyorum. Öyle değil mi hocam? Yani zaten biz birbirimizin üzerine sadece arkadaş anlamında değil, aile içinde bile. Yani anne babanın evladına, evladın ana babasına, karı kocanın birbirine karşı bir hani o anlamda bir şey yok ki. Yani değiştirebilecek aslında bir gücü yok. Bizim sadece hani Allah Resulü'nün bir peygamber olarak bile Cenab-ı Hak ne diyor ona? Sen sadece tebliğ et diyor. Yani tebliğ et, insanları uyar. Uyanlar da olacak, uymayanlar da olacak. Ama hatta bir başka ayet-i kerimede sen onların üzerine zorlayıcı değilsin. Yani sen onları zorla Müslüman yapamazsın. Peygamberin böyle bile böyle bir yetkisi yok, gücü yok. Dolayısıyla bir insanın diğer bir insana karşı böyle bir baskı kurmaya zaten hakkı yok. Daima yumuşak dil dedik. Hatta Allah Resulü'nün hayatını çok özetleyen bir ayet-i kerime var. Orada Cenab-ı Hak diyor ki sen diyor eğer katı ve sert olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Şimdi biz bir eleştiri bir şey yaptık diye hemen o olacak, hemen yerine gelecek diye bir şey yok ki. Kolay değil ki bir değişiklik. Siz şu çayı her gün saat 8'de içmeye alışın. Saat 8 oldu mu tekrar o çayı içmek ister canınız. Kolay değil yani o alışkanlığınızı bile değiştirmeniz o kadar zor bir şey ki. Siz belki karşı tarafa bir şey söylüyorsunuz ve onun için o müthiş bir alışkanlık. Onu bir anda değiştiremez. Yani orada da biz sadece bir uyarıda bulunabiliriz. Onun ötesinde bir görevimiz de yok, sorumluluğumuz da yok. Güzel. Hocam şöyle bir baktım, yorumlar kısmında var ama mesajlar kısmında da sorular var. İki tane güzel hanımefendiyi bulmuşken alanında uzman onları sormadan edemeyeceğim. TRT Yeni Güne Merhaba hesabındayız ama küçük bir soluklanma istiyorum. Küçük bir aradan sonra TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesaplarınızı açın ve bir an önce sorularınızı yazmaya başlayın efendim. Bizler de yanıtlamaya gayret edelim. Ayrılmayın, Yeni Güne Merhaba devam edecek. Efendim Yeni Güne Merhaba da küçük bir aradan sonra devam ediyoruz. Sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğiz dedim. Yine sorular gelmiş, yorumlar gelmiş. Böyle 20 dakikalık süreçte güzel bir sohbet edelim, bir hasbihal edelim. Hep siz mi bizi dinleyeceksiniz? Tabii ki biraz da biz sizi dinleyelim dedik. Yine hatırlatmış oluyorum. TRT Yeni Güne Merhaba hesabından bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Oradan hal hatırı sorabilirsiniz, güzel yorumlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda eleştiri ahlakı çerçevesinde bizleri eleştirebilirsiniz efendim. Ben ve ekibim buna sonuna kadar açığız, başımız gözümüz üzerine diyorum. Ve Mehmet Deniz beyefendi şu an bizi izliyor. Selam gönderelim. Bir erkek izleyicimiz demiş ki toplum olarak çok eleştiri konusunda kötüyüz dedik ya. Sizi eleştiriyor, beni değil. Hemen nasıl sıyrılıyorum? Çok fena bir sunucuyum. Yurt dışında yaşasaydınız nasıl bir ülkede, nasıl bir insanlar olduğumuza şükrederdiniz. Avrupalı eleştirmez, direkt kötüler. Bir şey söyleyip size söz bırakacağım. Ben eleştirisi çok iyi olan ülkeler Avrupa ülkeleri demedim. Dedim mi hocam? Duydunuz, şahitlerim var. Yani eleştiri ahlakında Avrupalılar gibi olmalıyız gibi bir örnek göstermedim. Ben her zaman örnek gösterdim şey Kur'an ve sünnet ışığında. Müslüman gibi olmak. Bana ne? Batıdan. Kaldı ki ben 5,5 yıl İngiltere'de yaşadım. Bak söylüyor diyorsunuz. Yeri geliyor söylüyorum. Kaldınız mı İngiltere'de? 4 yıl. Evet 4 yılda siz kaldınız. Yani burada bu da bir eleştiri bize şu an. Batı ve Doğu meselesi değil. Aslında biz baştan beri şunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah anlatabiliriz. Biz
Müslümanca eleştirmek nedir? Müslümanca bir eleştiriye de nasıl bir karşılık verebiliriz? Bizim bütün gayemiz bu aslında. Evet. Bu anlamda diğer soruya geçeceğim. Didem Hanım. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Biz niye kıyaslıyoruz? Yani niye batıdaki insanlarla Türk toplumunu... İşte dedim ya başta eleştiri yani söz konusu olduğunda kıyas, bir kıyas var hep. Kıyas işte yani eleştiri de kıyaslamak bence doğru bir yöntem değil. İşte bu noktada da yanlış yapıyoruz. Yani iki insanı kıyaslamak hani o şöyle bu böyle demek... Hangisi doğru olduğunu kime göre neye göre belirleyeceğiz? Evet yani burada konuşulan konunun İslam'a göre olması çok önemli. Çok önemli. Peki kullanıcı adını söylemeyeyim. Kübra Hanım diyeyim. Türkiye'de çok Kübra var. Anlaşılmaz. Eşiniz anlamaz. Tuba Hanım demiş. Eşim her defasında yaptığım yemekleri eleştiriyor. Eksiklerimi söylüyor ve ben gene mi dediğimde seni daha iyi yapmak için diyor. Şey gibi oldu. Kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi yapmak için diyor. Ama istemeden kırılıyorum. Alınıyorum. Nasıl eşime izah edebilirim bu durumu? Bu ve bunun gibi çok şey yaşıyor çok hanımlarımız. Evet, maalesef. Ya üslupta bir defa sıkıntı var. Yani bu üslup sürekli hani hep olumsuzu görme. Yani eşine duygusunu bence anlatmalı. Bu konudaki hissiyatını ve bir şey değişmiyor. Yemekler aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. Demek ki o eleştiri bir işe yaramıyor. Hala kötü yemek yapıyorsunuz der gibi oldu. Yani belki kötü göre, değil. Belki ona göre. Tadını bir olabilir. De kime göre ve neye göre. Yani hani bir meşhur bir fıkra anlatılır ya. Yeri geldi söyleyeyim. Adamın bir tanesi sürekli karısının yemek yapmasını eleştiriyor. Bir türlü beğenmiyor. Halbuki kadın çok güzel yemek yapıyor. Günün birinde artık yanlışlıkla yemeğin altını yakıyor. Yemek yanıyor. Yemek yanınca kocası geliyor diyor ki ellerine sağlık diyor. Bugün çok güzel olmuş yemek. Çünkü hayatı boyunca annesi hep yemeği yakarak pişirmiş. Damak ona alıştığı için öbür ona uzak geliyor. Güzel bir yani hikaye. Kime ve neye göre ama üslup çok önemli. Yani burada da eğer eşi daha güzel bir üslupla gitse mesele bence başarılı olacaktır. Ben ne anlatmak istiyorum sizinle paylaşmak istediğim bir şey. Aslında eleştiri ya da işte hukukumuzu geliştirme konusunda biz evlendik eşimle ve Ebru herkes bilir dostum ve komşum şimdi Konya'da. İlk gittiğimizde evlerine işte oturduk, tanışıyoruz ilk başta. Eşime dedi ki çok güzel eşin var Mustafa abi dedi. Eşim dedi ki ya dedi kadın dedi kadına dedi çok güzelsin demez dedi. Hayret dedi ilk defa duyuyorum dedi. İşte burada şu vardı gerçekten o Ebru'nun bana o yaklaşımı o kadar kişiyle tanıştığım o dönemde onun kadar sıcak ve samimi olmadı. Başkaydı yeri çünkü o samimiyeti bana geçirdi. Ve o günden sonra Ebru bana ne söylerse söylesin işte giydiğim kıyafetle her ne yapıyorsam eleştirdiğine ben bilirim ki o benim iyiliğim için söylüyor, yapıyor. Beni seviyor. Seviyor. Sevgi temelli. Beni yermiyor. Hissediyorsunuz işte. Yetersiz gördüm. İlk elektrik o ilk muhabbette atılan tohumdur aslında. Buna dikkat etmek gerekiyor. Siz bu yemek olayıyla ilgili bir ben şey diyeceksiniz. Ben şimdi söyleyeceğim. Şimdi benim bir kapım var ve kapıda bir anahtar var. Kapı kilitli. Şimdi ben o kapının kilidini çeviriyorum ama kapı açılmıyor. Bir sefer daha sokuyorum açılmıyor. Bir sefer daha sokuyorum açılmıyor. Kaç sefer daha aynı kilidi aynı kapıya denerim. Şimdi günlük hayatta bunu somutlaştırdığımızda ya 3 ya 4 sefer deneriz. Başka bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. O odadan, o evden hani başka bir şeyle ya pencereden çıkarız ya kapıyı duvarı kırarız. Kapıyı kırarız, duvarı deleriz. Evet. Ya nereden çıkılması gerekiyorsa oradan çıkarız. Hı hı. Yaptığımız eleştiri karşı tarafta yani bir değişim, dönüşüm oluşturmuyorsa ya da işte dönüşüm oluşuyorsa bile biz bunu görmüyorsak bu yöntem işe yaramıyor demektir. Yani onu eleştirmemek gerekiyor demektir. Pekiştiriciler övgü vermemiz gerekiyor. Hı hı. O zaman biraz yani eşine yaklaşırken şunu mu söylemeli? Daha iyi yapabilmem için ne önerirsin? Mesela sen baharatlı mı seversin? Ya da tereyağlı mı yapayım bundan sonra zeytinyağı yerine gibi. Geçişimi erkekle geçmek de garip oluyor. Sorsa böyle eşiniz dinler misiniz? Ya biz gelen ne yiyoruz diyor arkadaşlar. O zaman eleştirisini de pekiştirmiş olur. Aa, bak beni soruyor. O zaman ben eleştirmeye devam edeyim. Peki ne yapacak? Hoşlanmadığını söyleyecek, dile getirecek, o da bir eleştiride bulunacak. Ya sen her seferinde söylüyorsun ama bu beni incitiyor, bu beni kırıyor, üzüyor. Yani davranışı, biz ne yapıyoruz? Hep sen yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun. Ben dilini kullanacağız. Ben dilini kullanacağım, ben üzülüyorum. Ben senin, bir de kişinin davranışını eleştirmemiz lazım. Senin her eleştirin beni yaralıyor. Bunu yapmandan hoşlanmıyorum, lütfen bir daha yapma.
Evet. Yardım etsin mesela yeme. Çok güzel olur. Güzel oluyor. Ya hayatım bir günde salatayı sen yapıver. Beni mutfağa sokun eşinizi diye. Hocam şimdi üzüldüm bu soruyu okuyunca. Moralim de bozuldu ama isim vermeyeceğim. Demiş ki merhabalar, bir kere nişan attım demiş. Bir hanımefendi yazıyor bunu. Hiç istemediğim biriyle ailemin zoruyla ailem, amcamlar, amcası ve ailesi işte zorla biriyle nişanlıyorlar. Ve nişanı atıyor bu hanımefendi. Diyor ki şu an diyor ailem, amcamlar beni eleştirip yerin dibine geçiriyor. Sen kimsin, nesin ki? Yüzüme tükürmeler vesaire, sürekli namusum hakkında eleştiri yapıyorlar. Onları anlamıyorum, anlayamıyorum. Namusum hakkında yorum yapılmasını istemiyorum. Beni rezil etmeye çalışıyorlar diyor. Çok can sıkıcı bir şey. Tabii. Evet, burada ne yapacak bu hanımefendi? Aile tarafından yapılması daha da can sıkıcı. Yani kimse kimsenin ahlakı hakkında böyle bir konuşma bir defa hakkına sahip değildir. Ya ailesiyle olan bağını kuvvetlendirmesi gerekiyor. Yani tabii biz tek taraflı olarak şu anda bu soruyla karşılaştık ama hani neden böyle bir durum var? Annesiyle, babasıyla, hani belki amcalar vesaire, hani onlar biraz daha dışarıda kalır ama hani aile dediğimiz, ana baba dediğimiz evlat, bunlar çok yakın ilişkiler. Bu ilişkilerin hani hiçbir şekilde bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla belki o ailesine rehberlik yapacak. Yani bazen evlatlar ana babalarından daha önde gidebiliyorlar. Evet. Yani öyle bir iletişim yöntemini ben yine tavsiye ederim. Yani şimdi bu kadar hakaret boyutuna varmış bir ilişkiyi düzeltmek... Nişan atmak namussuzluk mu bir kere? Namus kavramı ne? Buna bir bakmak gerekiyor. Şimdi insanların namus kavramları o kadar değişken, o kadar farklı ki. Yani hele de toplumun bazı kesimlerinde namusu öyle şeylerle değerlendiriyorlar ki ve namusu sadece kadının üzerine yerleştirmiş bir obje gibi değerlendiriyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Ama ailesiyle ilgili muhtemelen çok önceden gelen problemler var. Ve bu problemler hani kendini anlatamama, onların dinlememesi, bir kere zaten istememesine rağmen nişanlanıyor olması, zorla bunun yapılıyor olması onun bir söz hakkının o ev içerisinde çok olmadığını da gösteriyor. Yani her ne kadar o nişandan vazgeçme durumunu yapabilmişse de bence zamanla çabalayarak onların yol ve yöntemini kullanmadan kendini ifade etme yollarını bulması gerekiyor. Evet. Kabul ettirme. İfade orada etme, usluk kabul ettirme. Giriyor. Tabii ki. Değil mi? O kadar çok soru var ki birden böyle yağmur gibi akmaya başladı. Yani şurada belki bir soru var. Çok böyle eleştiri ve açık sözlülükle alakalı. Mesela açık sözlü biriyim ve düşündüğüm şeyi söylüyorum ama o zaman da patavatsızlıkla suçlanıyorum diyor. Hep eleştirinin üslubu ve ahlakından bahsettik. Açık sözlü olmak kötü bir şey mi? Şimdi açık sözlü kavram biraz istismar edildiği için belki. Yani çünkü açık sözlüyüm deyip karşı tarafı kırmak, incitmek bence açık sözlülük değil. Açık sözlülük aslında temelde samimiyeti barındırır. Yani samimiyet olacak içinde. Hani insanlara her zaman duymak istedikleri şeyi söylemek zorunda değiliz. Tabii ki o hakikati söylediğiniz zaman bu bazen insanların çok hoşuna gitmeyebilir ama hani açık sözlülük, işte ben çok dobrayım. Çünkü bu da istismar edilen bence bir kavram. İşte ben dobrayım, ben çok açık sözlüyüm deyip ulu orta her şeyi söylemek demek değildir. Hani gerçekten sözün mahiyeti çok önemli. Evet. Bakın bunlar çok önemli prensipler bence. İçeriği çok önemli. Üslup, yani bir sözü nasıl söylediğiniz çok önemli. İçeriği yanında onu söyleyiş tarzınız, yeri ve zamanı da çok önemli. Yani en doğru laf bile, en gerçekten hakikatli bir eleştiri bile doğru zamanda ve doğru zeminde söylenmiyorsa o zaman bu yerini bulmuyor. Belki sen beni mesela şu anda bir eleştiride bulunacaksın. Ama şu kadar kameranın önünde, bu kadar insanın önünde söylediğin zaman bunu, bu benim çok hoşuma gitmeyebilir Tuğba'cığım. Ama ben reyting alırım. O olabilir. İşte reyting alırlar. Yani orada... Ay beyi nasıl söyledi, nasıl yerin dibine soktu falan gibi şakşakçılar var ya etrafta. Ve bunu ben, yani burada da kendini ben çok açık sözlüyüm. Bak o kadar açık sözlüyüm ki bunu herkesin içinde söylediğim değil. Karşı tarafta uyandırdığı duygu çok önemli. Onda bir pişmanlık, ya ben hata yaptım, bir tövbe, bir pişmanlık duygusu uyandıracak mısın? Yok.
Sevgi hissedecek miyim? Her şeyi söylemek lazım mı? Evet hocam ya. Yani ben onu dobrayım diye her şeyi, her konuyu konuşmak zorunda mıyım? Hayır, şöyle bir şey var belki. Her şeyi söylemek değil ama söylenmesi gereken şeyleri doğru zamanda söylemek. Yani her şeyi söylemek zaten mahremiyeti de aşar. Yani ben işte çok doğrucuyum, çok eleştirme yapıyorum deyip yani insanların mahremiyetine müdahale ediyorsanız, insanların özel alanına müdahale ediyorsanız bu eleştiri değil. Dediğim gibi eleştiri yaparken insan şöyle bir duracak. Bence önce bir duracak. Bir frene basacak. Bir kendine bakacak. Diyecek ki ben bunu niçin söyleyeceğim? O niçinle alakalı olarak gerçekten o bahsettiğimiz dört aşama var ya. Tevbe duygusu, efendim sevgi, adalet ve itidal. Bu dört duygu var mı bunun içinde, yok mu? Biz bunu biliriz çünkü az çok. Kendi içimizde biliriz. Bunlar yoksa zaten orada biraz riyakarlık vardır, orada nefis vardır, orada başka duygular vardır. Olumsuz ama. Oradan uzak duracağız. Çünkü karşı tarafla sadece ilişkimizi kırar, yok eder ve ondan sonra da asla bir daha o ilişki rayına girmez. Çok doğru. Didem Hanım, hayırdır kullanıyorsunuz, ne söyleyeceksiniz? Ne eleştireceksin? Ne eleştireceksin gene acaba? Bir hikaye, yani benim başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum. Hamileyim, kontrole gittim. Yanıma bir bayan oturdu. Yani ve şunu söyledim. Ben eşimden ayrıldım dedi. Hamile bu bayan. Hamileyim dedi. Ben eşimden ayrıldım. Eşinden hamile. Bilmiyorum. Yani neyse, ben bu soruları buyurun dinliyorum müdahalesiz. Allah Allah, Allah'ım sen affet benim. Ve ben bu çocuğu aldırmak istiyorum. Ben bu çocuğa bakacak güçte de değilim. Kaç aylık? 3 ya da 4. Ne yapmalıyım diye sordu. Ben şimdi döndüm, dedim ki ben şimdi size ne söylemeliyim dedim. Yani bunu bana neden anlattığınızı bilmiyorum. Tanımıyor bir dedim. Tanımıyorum ben sizi ve ben bununla ilgili yorum yapma hakkına sahip değilim. Ben bununla ilgili size yol gösterecek bilgi, hani şu anlamda söylüyorum. Yani bir çocuğun tabii ki alınmasını, olması haram. Onu kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunun o cinayet olduğunu düşünüyorum. Ama sizin hayatınızdaki yaşadığınız şeylerle ilgili size nasıl bir çözüm getirebilirim ya da nasıl bir şey söyleyebilirim ki sizin hayatınız yoluna girsin? Şunu bile yapamazsınız değil mi? Ay benim yaptığım gibi Allah hafif mesela. Kim, çocuk mesela kocasından mı, başka birinden mi, neden? Bu çocuk kimden, ne olmuş, ne zaman boşanmışlar, niye ayrılmışlar gibi şeyler burnumuzu sokacağımız meseleler değil. Dedim ki bunu bana anlatmayın ve ben bu konuda size yardımcı olamam. Yani ben ne dedi öyle deyince? Alışmamıştır ki böyle bir duruma. Ben o zaman bunu doktora sorayım dedi. Yani bence de bunu doktorla konuşmanız ya da işte eşinizle konuşmanız daha, hani ayrı yaşıyorlar doğru ama bir kişi. Ayrılık doğru kişiyle konuşmanız lazım dedim. Ve benim size söyleyeceğim şeyler benim değer yargılarımla ilgili şeyler. Ve sizin hayatınızda işe yarayıp yaramayacağını ben bilmiyorum. Bu yüzden ben bununla ilgili size yorum yapamam. Ya da eleştiride bulunamam, bir şey söyleyemem. Ve ben sonrasında doktor randevuma girdim ve çıktım. Şimdi hakkım var mı? Ya onun hayatını yargılamaya, ne yaşadığını bilmiyorum. Nerelerden geçtiğini bilmiyorum. Ha tamam, çocuğunu aldırmak istemesi bence doğru bir şey değil. Bununla ilgili... Ama bu sizin doğrunuz değil. Bu İslami bir şey zaten değil mi hocam? Yani, buradaki nokta çok önemli. Ben neye göre bunu hoşlanmadım bundan? Yani burada aynı soruyu bana sorsaydı. Hani şimdi. Bir dakika, sordu diyelim. Yani bu soru bana gelmiş olsaydı. Şuraya tamamen katılıyorum. Yani işte ne yaşadı, ne bitti... gibi olayları kurcalama hakkına zaten sahip değilim. Oradaki eleştiri hakkım olmadığını bilerek. Ama Kur'an'ın hakkı ve sabrı tavsiye edin ilkesi var. Güzel. Şimdi hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Orada hak denen şey şudur. O çocuğun bir yaşam hakkı var. O hakkı ona Allah vermiş. Dolayısıyla o hakkı ne bir doktorun kararı, ne bir o çocuğu taşıyan anne dahi olsa, efendim bir hoca şu bu değil, o hakkı ona Allah vermiş. Dolayısıyla yaşam hakkı dokunamayacağımız haklardan bir tanesidir. O hakkı ona hatırlatmak, yani o hakikati ona söylemek ve yaşamış olduğu olayla olarak da sabrı tavsiye etmek. Yani evet, şu anda olay çok karamsar gözükebilir, eşinden ayrılıyorsun, hamilesin, hayat çok zor gözükebilir ama Allah'ın sana ne kapı açacağını bilmiyorsun ki. O çok karanlık gözüken
gecenin bir sabahı olabilir. O çok kapalı olan kapılar bir anda sana açılabilir. O dünyaya gelecek çocuk belki dünyada bir şeyleri değiştirecek. Allah ona bir misyon vermiş. Aynen. Çok, çok güzel. O çok önemli bir görevle bu dünyaya gönderiliyor olabilir. Yaşam kaynağı olacak belki onun efendinin. İşte tabii. Onun belki senin cennete girmen için bir anahtar olacak. Dolayısıyla çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani çok gerçekten önemli. Eleştirmeden. Sana geldi birisi bir şey sordu. Bu örnek olur, başka bir şey olur. Eleştiri hakkına asla sahip değiliz. Bir hocamız bir şey söylemişti Tuğba'cığım, onu hiç unutmuyorum. Cezaevlerinde çalışan bir akademisyen hocamız demişti ki, kadınlarla çalışıyorum ve cezaevindeki kadınlarla çalışıyorum. İşte gidiyorum, işte kocasını öldürmüş, cinayetten girmiş, yani böyle ağır suçlarla oraya girmiş. Ve ben şuna dikkat ediyorum, yani onları ben yargılamadan dinleyeyim. Hani ona çaba sarf ediyorum çünkü çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ve bir gün birisi konuşurken, yani içimden, ona bir şey söylemedim ama içimden onu yargıladım. Onu içimden yargıladım. Ve ben daha sonra oraya gittiğimde çok çaba sarf etmeme rağmen o kadın gelip bir daha benimle konuşmadı. Yani ben ona nasıl bir his verdiysem, nasıl bir duygu verdiysem o onu orada... İşte onda o duygu oluşmuş demek. Demek ki bundan ben şu dersi çıkardım. Kendi namı hesabıma bak, çok zor bir şey. Yargılamadan dinlemek gerçekten çok zor. İşte ben öyle yapardım, ben şöyle yapardım değil. Ama bize bir şey sorulduğu zaman eleştirmeden ve yargılamadan hakkı ve sabrı tavsiye etme görevimiz var. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hakikati söyleyeceğiz. O hakikat orada çok şeyde görmeyebilir. Yani çok takdir görmeyebilir. 100 kişiden 90 kişiye sorulsa denir ki ya aldır çocuğu, işte ne ayak bağı yapacaksın kendine işte diyebilir. Ama şöyle bir şey tavsiye ettim ben o bayana. Dedim ki bizim yani ülkemizde sosyal anlamda destekler var. Bu desteklerden yararlanabilirsiniz. Başvurularda bulunabilirsiniz. Yani bir kapı açtınız kapı. Orada. Önemli olan kapı. Tabii. Yani eleştirmeden, onu yargılamadan, o hakikati söyleyerek ona o kapıyı, o aralığı göstermiş olduk. Süremiz mi bitiyor? Kapı açtı, kapı kapandı. Program bitti hocam. Şimdi kaşım gözüm oynuyor çünkü arkadaşlar evet. Vaktimiz doldu diyor. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Şu cümleyi söyleyin. Hadi cümleyi söyleyin hocam. Hayat kötülük yapmak için çok kısa, iyilik yapmak için çok uzun. Çok güzel. Daha ne dedin? İnşallah iyiliğe konsantre. Bunun üzerine hiç konuşmadan ben programı kapatacağım çünkü süre kalmadı. Kalsaydı konuşurdu. Bugün gerçekten çok keyif aldım ben. Ayaklarınıza sağlık. İnanılmaz lezzetli bir sohbetti. Allah razı olsun diyorum. Ve efendim siz kıymetli izleyenlerimize dönüyorum. Ve bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Olabildiğince cevaplar vermeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyelim. Ve yine yarın aynı saatte bu ekranlarda yine hasbihal etmeye bekliyorum sizleri. Lütfen size çaylarınızı, kahvelerini hazırlayın. Ailenizin kanalı TRT Diyanet'te buluşalım diyorum. Sizleri en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.